Evet, kaydı başlattık. Selam herkese. Discord'u bir susturun. Geleceğim hemen. Discord'a geleceğim. Oradaki muhabbetten de sizi mahrum bırakmayacağım. Arkadaşlar öncelikle nasılsınız diyelim. İyisinizdir inşallah. Yayın yapamıyorum. Biraz geç kaldım. Saat 9 gibi oldu şu anda. Artık bir bölüm, iki bölüm. Bir bölüm yok büyük ihtimalle. Bir StarCraft videosu atayım istedim. Açıkçası StarCraft oynamak istedim. Onu da zaten kaydını alayım dedim sonra. Falan filan vesaire işte öyle bir şeyler. Şöyle biraz oyunun sesini kısayım. Muhabbeti başlatırız. Çok uzatmayayım. Intro gibi bir şey vermek istemiyorum. Hemen başlayalım oyunumuza. En son çünkü tasalar teslim olmuştu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Terranları bitirdik. Zerg'leri bitirdik. Protoss'ları bitirmek üzereydik. Homeland bayağı beni geren bir bölümdü. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Daha sonra Ayra döndük ve tasaların duruşması yapılırken onu kurtarmak için gideceğiz herhalde. Bakalım hep birlikte görelim. Şuradan briefing'i de alayım. Tasadar was taken into custody. Yani evet tutuklandı, teslim olmuştu. Conclave'e işlediği suçlar karşısında. Phoenix Rainer ve Tassadar follow takipçileri kaçtı yani mekandan. As the Dark Templar kaosun içinden kaçtılar. Protoss, Command Ship, Garnitor, Holding Orbit, Over Planet Ire. Evet. Tassadar'ı bulmalıyız ve kurtarmalıyız diyor şu anda Phoenix amca bize. Şu anda Zeratul'a pek güvenmediğini söylüyor. Hani bizi bırakıp gitti falan diyor Phoenix ama aslında pek öyle olmadı. Şu anda Jim Raynor bağlandı. Tassadar vakti zamanında Jim Raynor'ın bir şeyler yapmalıyım diyor Jim Raynor. Phoenix de o zaman yap taşaklı insan diye giriş yaptı mevzuya. Başlayalım. Yeniden geldim Discord kafanızı sikmeye. Kusura bakmayın artık. Nefe. Şimdi. Carriers cannot attack without inceptors. Carrier geldiğine göre iyi durumdayız demektir arkadaşlar şu anda. Direkt şeyi bastım ama şöyle bir buradan başlayalım. Bir save alarak gidelim. Sıkıntı olacak çünkü. Şu Jim Raynor ölmeyecek. Phoenix ölmeyecek. Şimdi ben haritayı bir oyun oynamadan önce ufak bir inceledim. Şu alttan gelecekler. Çok erken geldiler. Uzun soluklu bir oyun olacak. Benim hatırladığım kadarıyla carrier varsa carrier yap diye bir şey güdüyorduk biz. Mantık güdüyorduk. Şu anda carrier var. O zaman biz carrier çıkmaya oynayacağız en başta. Yeteri kadar mineral var burada. Bizi çok üzeceğini zannetmiyorum. Yalnızca biraz amele basmak lazım. Hayda. Evet, kırmızılar bu yukarıdan, morlar da bu aşağıdan gelecek. Şuraya birkaç tane foton kanon yapalım. Şuraya da birkaç tane foton kanon yapalım. Sonra bakacağız başımıza. Toy veriyor lan Tenaris'teki şey zımbırtı. On diyorum ya abi. Aldım şu an. Hadi geze. Bir de şey veriyor. Akaman'ın dagger'ını veriyor. Kamanın dagger'ını sikeyim ya. Hayda. Sıkıntı olmasın kanka.
Akama'nın kendi kimki deklere ne olsun amına koyayım. Akama adam değil değil mi abi? Yok adam değil. Adam olsaydı ilanı satmazdı. Evet. Ben işte ilk Demon Hunter'ı açtığımda o quest'leri ağlayarak yapmıştım. Ilda'nın gözünden görüyorsun ya onu. Şey seçersen diğerini. Oradaki chat çok iyiydi ya. Oyuncuların yazışmalarını falan yapmışlar ya, Konom'la kavga ediyor Evet. kendileri. Evet gerçekten iyiydi o Illidan'ın yani sonradan yaptıkları görev zincirini diyorsun sen Legion Aha. zamanı. Evet, bayağı eğlenceliydi o ya. O Mustafa abinin Steam'i varmış. Arkadaşlık katılımı. Şuradan model pembe mesela açayım ben. Affet bu gece ölmek istedim. Tamam. Hadi be 50. Şu oyunun hızını biraz da artırsak çok güzel olurmuş. Oyun çok yavaş kalıyor ya. Ney lan söyle, eski oyun falan mı diyeceksin? Evet. Yani 22-23 yıllık oyun. Ya düşün, o oyun çıktığında Türkiye'de AK Parti iktidarı yoktu ya. Vallahi yoktu. Hatırlıyorum. Mete de yoktu. Şimdi Jim Raynor'ı böyle kullanıyoruz ama Jim Raynor'ı kullanmamamız lazım. Çünkü Jim Raynor must survive. Ben bir az kaçtım, gelirim tekrar. Tamam. İyi oyunlarsın. Evet, korktuğum şey başıma gelmeye başladı. Gerçi yakın koyuyoruz ama Weaver'lar gelip patlatabilir buraları da yani. Bir gate wave yapmam lazım her ama. Şu Cybernetic Core itiyor. Stargate yapacağız. Bunlardan çıkartacağız. Ve Fleet Beacon. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Yayını açtın mı sen? Yok, şey yayını açtım sadece. Discord. Kaydediyorum sadece. Buradan da geliniyor. Anytime you're ready, the show.
Keşke şu duvarların üstüne falan yapabilsek güzel olurmuş yani. Tabii şimdi Oğuzhan söylemeden ben söyleyeyim. Oyun eski olduğu için o tarz şeyler pek düşünülmemiş. Bir tane daha şuraya yapsam yeter diye düşünüyorum. Çünkü buradan air unitler gelecek. Şimdilik para toplama devrine girelim. Birkaç tane daha dragon yapayım. Bu yani şey bir seri carrier her şeye yetiyor diye hatırlıyorum ama madenimiz buna yetecek mi ondan emin değilim işte. Maden derken bu arada mineral yani. Bu sırada gelişme verebiliriz. Veremeyiz. Ama vermemiz lazım. Şuna en azından ya da şu da olur. O pahalıymış şimdilik. Air unitleri bir geliştirelim. Evet, hadi bakalım. Oraların boş durmaması lazım. Orada bir zeylotum yendi. Bir tane Fleet Beacon çıkmaya çalışıyorum şu anda. Hadi oğlum. Robotik, Steadle. Bunlara ihtiyacım var mıydı bir hatırlamıyorum ama Steadle of Adun falan. Hangi gelişmeleri yapıyorduk bunlarla? Aslında bakmam lazım ama çok da şey harcamak istemiyorum. İlk base ele geçirirsek bunlara bir bakarız. Bir bakış atarız. Çünkü carrier güzel unit ama pahalı bir unit. Aynen öyle. Biraz daha gaza adam gönderelim. Ne olur ne olmaz kaydımızı alalım. Geçen bölümden sonra artık yoğurdu böyle klimaya tutup yiyoruz. Zaten 250 gazı büyük ihtimalle şey yaparız yani bir tane carrier üretilene kadar anca toplarız yani. Evet, buraya
Defansa biraz daha adam lazım. Önce bu tarafa doğru ilerleriz. Daha sonra bu tarafa doğru ilerleriz. Bir duruma bakarız. Tahmin ettiğim gibi de oldu zaten. Boşta amelem yok değil mi? Yok, tamam. Herkes çalışıyor. Şuraya bir paylon daha yapayım. Aslında bunları falan Scout Range. Arttırmak lazım yani hep. Bir önce birimlerimizi alalım, geliştirmelerine sonra bakarız diyeceğim. Çünkü aslında şu geliştirmeye bakabilirim. Plazma shield'ini arttırıyor. Bir hayli önemli. Kalabalık gelindi, kalabalık gelindi. Evet. Şimdilik 3 carrier etti. Oo. İşin rengi değişti şimdi dostlar. Bu carrier'larım hem çok hasar görmüş. Ben gene bir save alayım ne olur ne olmaz diye. 2'ye save aldım bu sefer. Aslında oraya bayağı bir savunma yaptım. Uzaktan göndermeleri lazımdı ama bunların gene de damage yemişler. Protoss'larda tamir mantığı olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Damage'lerini arttıralım. Kaç tane yaptık? 4 tane. 2 tane daha yapalım. Bir saldırı deneyelim. Aslında şu iki sağlam damage yemişi hiç götüresim yok ama yapacak bir şey yok artık.
Hadi bakalım. Dırıt dırıt dırıt. Bu Zealotlar da aslında çok ucuz ünittir ama tam bir biçer döverdir yani. Ondan zaten sıkıntı yaşıyoruz burayı. 2-3 tane Zealot yolluyor adamlar. Foton kanonları. Fatom yalnız. Foton kanonları. Harcıyorlar direkt yani. Carrier has arrived. Hadi oğlum. Evet artık bu pahalı oldu. Ama shield'ı gene de yapmak isterim. Aha. Yamato Y miydi? Yamato. Yamato kanan iyidir. Ay kedi var ayağımın altında. Kim bu? Hachiko. Şimdi Fleet Beacon'daki güncellemeleri yaptık. Şuna yürümek istiyorum ama pahalı. O yüzden ilk buna yürüyeceğim. Air Weapon. 175 olsun bu. Altı tane olunca bir deneyelim dedik. Şimdi burada bir save alalım. Zorillax ana save'imiz. Aldık. Ve CTRL1 dedik. Bunlarla bir ilerleyelim bakalım. Gencolar. Kortula. Bu ara bu çıkardıkları gemiciklerden sürekli üretmemiz lazım. Bunlar çünkü vurulduğu zaman tekrar geri yerine otomatik yapmıyorlar. StarCraft 2'de bunu çözmüşler ama 1'de öyle bir durum yok. Oo. Evet, alt taraf kötü geldi. Mila'nın kakası çok pis geldi. Bilmiyorum, bu repliği hatırlayan boomer var mı benden başka ama. Evet, burayı istiyorum. Tabii bir yandan üretime devam etmek lazım, onu unutmamak gerekiyor.
Evet, burayı sağlam bir şekilde ele geçirdik diyebiliriz. Carrier'larımız gelmeye devam ediyor. Tamam, burayı temizledik. Şuraya bir Nexus dikelim hemen. Şuraya da bir tane gaz dikelim. Gaz önemli. 4000 gaz kalmış burada. Güzel. Ay ay. Şimdi şunları geliştirmesini yapamam. Şimdi o Nexus çıkana kadar ben şuradan biraz prop basayım. Evet, şu anda biraz amele moduna girdik ama gerekiyor. Çünkü mineral sayımız epey azaldı. Yok, o kadar göndermeme gerek yok. Gel burada topla. Tamam, güzel. Bunların şiltleri falan da doldu. Yenisinin komutunu verelim. Üretim boş kalmasın. Selamlar efendim. Aleyküm selam. Neredesin oğlum sen ya? Yayın açacağım deyince ben de YouTube'dan bekliyorum seni be yani. Ne bileyim. Yayın açacağım dedim ya, sonradan şey dedim ya. Abi baktım saat 9 olmuş yani. Can sağlığı. Yayın açmayayım yani bu saatten sonra. Zaten anca işte tertibatı kurduk ettik falan derken. Ben gene zannediyorum oradan şey yapacaksın. Yok, yazdım ya sana alttan, görmemişsin demek ki. Onu görmedim ya. Başka bir şey yazdıysan. Abi şey geldi zaten ya. Carrier bölümü geldi. Yani carrier bölümü derken biliyorsun protozlarda carrier çıkabiliyorsan carrier çıkıyorsun abi. En rahat, en kolay, evet. Yani carrier çıkabiliyorum bölümleri geldi. Şu anda ben de carrier çıkıyorum bol bol. Bir seri carrier yaptım. 6 tane. Şu base'i ele geçirdim. Şu altta birkaç base daha vardı diye hatırlıyorum. Haritaya baktım ama dün mü baktım, ondan önceki gün mü baktım, bir nasılmış lan diye. Ya carrier'i varsa zaten. Bu şeyleri hatırlıyor musun? Yapmama gerek var mı? Staddle of Adun. Vallahi carrier basabiliyorsan gerek yok. Carrier basabiliyorum şu anda, evet. Bir yerden bir upgrade vardı ama carrier'lar için o içindeki... Ha, onu yaptım. Fleet Beacon'da onu upgrade'ledim. Tamam, o kadar. Başka hiçbir şey yok. Tamam. Onun dışında zırh, atak, zaten temel upgrade'ler. Taşta, bir de taşta shield basıyorum. Aynen. Onlar yani. Onlar, tamam abi, başka o zaman. Doğru hatırlamışım yani. Aynen.
Şuraya birkaç tane şey yapayım. Ne olur ne olmaz diye. En azından oyalasın. Zaten artık buraya gelmezler diyecektim. Lol. Oğlum öldürecekler, kaç. Onun şeyi yok, elemanı yok hiç. Basmamışsın. Bizi evet. Patladı bir tanesi. Tamam, sağ ol. Bas abi interceptörlere bak. Sağ altta gözüküyor. Ne? Menünün sağ altında gözüküyor orada. Aban sürekli onlara bassın. İnterseptörleri. Ha tamam. Yok basıyordum. Hatta az önce sen gelmeden dedim bunların içindeki elemanı basmazsan bir anlamı yok falan dedim. Yani öyle zaten. Adını sen söyle. Şey unutmuşum yani şu an biraz sumut gibi, hatta save alayım. Biraz düzgün gidiyorum. O Homeland bölümünden sonra o bölüm zor ya. Ama geçtik. Vallahi geçtik ya. Ben hala hayret ediyorum, geçtik yani. Tamam şu anda para basma. 4 tane carrier bas. Olayı bitirirsin zaten. 12 tane carrier'la E'yi rahat dönmen lazım. Bak 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 bak. Küçüğün çocuğu. Tırtıla bak, tırtıla. Interceptor gelmiş abi, gene bak istersen. Ya zaten Protossların en korkutucu unitleri bir bu, bir de tırtıl abi. Tırtıl karadakiler için ama. Zerglere bu... falan çok etkili, Zerglinglere. Evet işte onu diyorum ya, bir tırtıl bir de bunlar çok korkutucu abi yani. Aha saldırı oldu. Temizlersin. 4 tane foton kanon var, başka bir şey görmedim. Pylonları indirsen daha kolay olmaz mıydı aslında? Arkada falan da pylon var ya. Gerçi o da var aynen. Interceptor bas abi. Interceptor. Vesping Geyser bitmiş, bu bitmiş, bu bitmiş. O kim ya? Kim kim abi? Göremiyorum şu an. Biri geldi, Diablo 85B. Video kayıt. Banudur. Diablo 85 deyince artık direkt isim geliyor. Alt, arada alttan tire var. Evladım niye konuşmuyorsun ya? Hele hele. Diablo hanım tanışalım mı? Yep. He geldi bak Oğuzhan, tanış şu an. Bak tanışalım diyordu Oğuzhan. Aha şeyin kadar bitti. Pylon'un bitti. Bu 200'e kadar çıkıyordu değil mi Sarp? Aynen aban abi 200'e kadar devam. Ben yanlış hatırlamıyorum yani. Bir tane daha Stargate açabilirsin bu arada. Yeter be. 3 normalde ideali. Yok bitti ya, harita bitti zaten şu an. O da var gerçi. Şu an sesin gelmiyor.
o nasıl bol ya? Ağzıma sıçtı. Ne oldu lan? Yani yavşak var galiba, öldüm. Bak hatta şu anda sağ... Alo. Geliyor. Şimdi geliyor. Geliyor. Buyur abi. Ne yapıyorsunuz? Bir takım yaptım, gitsem yetmez mi? Ne o takım yapıştır. Interceptor'ları bas, yapıştır abi de versin. Oyun Oğuzhan önü, ne yapıyorsun? Sarp da bana yardımcı oluyor. Oğuzhan orada bir şeye takıldı, küfür ediyor. Her zamanki gibi. Mustafa abi de, evet, Mustafa abi işte. Ne gülüyorsun lan? Hayır, herkese bir şey söyledin de benim aklımda Mustafa'ydı. Ya abi bak işte. Bugün şey, asker lisede şey yapıyoruz böyle, yürüyüş kolu falan, biliyorsun işte o şeyleri hani. Uygun adım. Cumhuriyet Bayramı'nda işte hazırlık yapıyorlar. Tören bölüğü şeye gidecek, adını sen söyle. Gösteriye gidecek, Alsancak'ta şu bu falan. Onun bir şeyi vardı, komutu vardı, neydi ya? Uygun adım. Marş. Yok, onun bir şeyi. Hayır. Uygun adım yürüyüş kolu sayılacak mı? Öyle ha, yok o yani. Marş sayılacaksa, yürüyüş kararı sayılacak, say diye. Yürüyüş kararı sayılacak. O marş sayılacaksa da işte neyse, böyle işte şey yapıyordu. Komutan da başımızda duruyordu böyle, komutanı hiç unutmam. İzlemediğinden eminim videolarımızı ama neyse. Levent Kahya diye isim soy isim verdim, sıkıntı olmasın, neyse. Kahya. Abi, yabancı abi herkese bir laf söyledi, tamam mı? Barhan Çalık mesela, bu şey var ya bizim Levi's abi. Levi's abi. Ha. Barhan Çalık ayağını düzgün kaldır. Ersel Şimşek kolunu düzgün tut. Oğlum nasıl yürüyorsunuz? Utku Ernez. Sen kesin bir şey yapmışsındır falan dedi en son. Sen kesin bir şey yapmışsındır ne demek ya? Ne yaptın peki? Hiçbir şey. Bir şey yapmadım. Hiçbir şey. Yemin et. Yemin ediyorum. Nefes aldı. Bir bölüm bunlar yeter. 12 tane yeter. AI şey yapmaz. Yapmaz mı? Nefes almasın. Çok yapamaz. Dal gitsin onları. Ya askeri öyle bir şey yeter. Ya. Sarp dediyse yeter abi. Sarp'a güveniyorum. Eyvah abi, alt tarafı bilgisayar diye bir şey değil. Ya bu askerli hangi şehirde yaptın? Kim bu? Söylemiyorum bak, utandı. Ben yapmadım abi askerli. Yok şey Diablo. He. Ben askerlik mi yapıyorum abi? Ne bileyim, öyle bir diyorsun ki böyle, sanki yapmış gibi. Hayda, bir asker kaçağı daha var. Alın bunu. Eda var, asker bir götürecekler. Eda aramadı lan. O sana bir gün her bir götürecekler gibime geliyor ya. Sen nasıl, askere gitmedin mi Oğuzhan? Yok, gitmedim. Aha. Niye asker kaçağı mı? Ver parayı, kurtul. Yok, kaçakta değilim ya tam olarak. Bekliyor, yakalanmayı bekliyor sadece. Aha, kilitlediler lan. Onlar öyle abi. Biraz daha basayım da ben, ne olur ne olmaz. Korkuttu beni çünkü bu hareket. Hayda. Hoş geldin Yiğit'cim. Nereye gittin? Kahve mi yaptın? Ah ya. Yok ya, arkadaşlarım çağırdı. Yani şey dedi bak, gitmeden önce bir şey söyledi, bilmiyorum hatırlayanız oldu mu? Ne dedi? Ya kova yayın açmış dedi, gitti. Ayda abi. Aynen, onu ben isim verme Süpermen. Kes burayı kes. Montajda atarız buraları ya, sıkıntı değil. Burayı kes. O değil, ben raid'e gideceğim ya. Raid var hala. Dağılmadı guild ya. Sen o yüzden oradasın ya. Değil mi? Sarp bunlar iç etti bizi. Bizimki dağılmış. Onlar ya. Onlar abi tehlikeli ya. Üçlü dörtlü gruplar halinde kontrol 1-2-3-4 göndermek lazım. Bunları ben bastığını bilmiyordum. Oo. Erkek geldi, erkek olsana abi. O yüzden bandım gönderttim sana da yani. Kim lan? Üçüncü turn'de amalgamı satmış adam. Üçlü dörtlü gruplar normalde yeterli oluyor. Adamın dibi ya oğlum. Her baba yiğidin harcı değil o hareket ha. Valla gitti bir grup carrier, artık yenisini yaparız. Gel beni izlersen 186'ya 186 şeyim var. 4 tane bir grup yap. Telegosa var. 4 tane bir grup uzaktan yap, uzaktan da indirmeye çalışacağım abi. Vallahi indirdiler, tebrik ediyorum. 12 tane carrier yediler şurada. Aslında bir dakika. Arbitrler fena.
Bu kadar. Yap abi üçlü dörtlü grubunu. Gerek yok, bir dakika. Ben aklımdakini bir uygulayayım. Ayrı ayrı salmayacağım. Şöyle uzaktan uzaktan salacağım. Ya bu sırada ben bir saniye üretimi başlatayım tekrardan. Ya yani önemli. Şey. Bu arada upgrade planlarını yapsana abi. Forge muydu neydi? Ben onları her zaman 3 derim. Bak, yapıyorum abi. Evet. Ben hep bol bol yapıyor bunlardan. Bir seferde hepsi birden basılsın diye. Bak geliyor yine. Namussuzlar. Carrier'ları yalnız manuel kliklemen lazım. Başka türlü zor. Bak gene aynı şey oldu. Gidelim bir GG. Üçlü dörtlü yap abi sen. Dediğim yok. Başka türlü zor. Üçlü dörtlü yapacağım da bir şey fark etmeyecek ki. Gelince gene basacak onlar. Tamam, bir seferde en azından 3 tanesini kaybetmiş olacaksın. Carrier'lar ama manuel fokuslanman lazım. Yoksa hiçbir anlamı yok. Hadi hadi indir şu carrier'ı. Demek ki hava birimlerinin şeyini arttırmadan mantıklı değilmiş abi. Bak gene geldi donmuşsuz. Ha? O şey gene geldi, dondurucu. Ağrı bitir. Fenaymış o. Ayaklı floki ve namussuz. Tamam abi, başka upgrade'e gerek kalmadı değil mi? Ya bir şey, Grand Weapon yok. Diğeri ne abi? Onun yanındaki şey Grand Armor. Air Armor'u bitirdim. Şimdi tamam, Air Weapon'u basıyorum. Tamam, bitti o zaman. Interceptor'ları basmayı, elemanları yeni base'e göndermeyi unutmazsan, üretim durmazsa hiç problem olmaz. Üretimi durdurmam ama Interceptor şart. Interceptor'ları da bastım abi. Peki abi. Peki abi. Of, ayağım ağrıyor. Ay kızım, özür dilerim. Eda aramadı. Keyfi yerindedir abi. Yok ya şey. Şeyde kalmış. Konferansın yapıldığı otelde kalmış. Ha. Amele mi yetersiz benim? Yo, aslında cayır cayır topluyorlar. O base güzel de burada az. 3-5 tane de. Çektir bu. Hadi yani. Not enough minerals. You're not enough minerals. Ya şu StarCraft 2'de çözmüşler olayı. Mineralin üstüne tıklayınca şeyi, Nexus'u direkt gönderiyor şeye, toplamaya. Doğunca. Aynen. Bunlar doğunca kendin manuel göndermen lazım. Tabii. Zorluğu o zaten ya. Sürekli APM kasman lazım haliyle. Yemek
Yerde var 3-5 tane ünite, onlara gönder istersen gebersinler, yerine kerir basarsın. Neyi? Birkaç tane dragon dragon gördüm. Zealot. Abi onlar dursun ya, şu zaten must survive. Bir de şimdi uğraşamam, gemi falan alacağım da karşıya geçireceğim de. Ha, ada falan mı var? He ya. Lan burası tamamdı, bu da tamam. Burası upgrade oluyor. Acemi ne yapıyorsun? Anlat. Ne yapayım abi? Sözüm ona, tatildeyiz de bitmiyor işte. İştir. Sizin ara tatil var değil mi? Saçma sapan bir hafta. Aynen öyle. Sömestr tatilini kaldırdılar. Böyle saçma sapan bir şey getirdiler. Sömestr var. Sömestr de var. O da mı var? Tabii canım. Bu ne? Aynen. Ekstra tatil bu. Yaz tatilinden kesiyorlar iki hafta. Nasıl? Bir hafta burada verip iki hafta oradan mı kesiyorlar? Bir hafta ilk dönem, bir hafta ikinci dönem. Evet. Maksat? Maksat öyle işte. Yeni gelen bir uygulama zaten. Ya pandemi döneminde boş, hem iyi hem kötü olabilir. Gerçi vaka sayıları öyle çok korktuğum kadar artmadı Allah'tan. Ben kızanlar şimdi hepsi dışarıda çıkacak bilmem ne, bayağı artar diye endişeliydim de. Bir şey olmadı, iyi oldu. Ya bence çok saçma bir uygulama o bir hafta ya. Tamamıyla saçmalık. Niye? 24 Kasım'da ilçe töreni var. Öğrencileri de okula getiremeyeceğimiz için mal gibi beklemedeyiz. Provaları aldık. Hayvan gibi yağdırdık önceki haftada. Hayır, zaten okullar Eylül'de başlıyor. Bir ayı zaten bunun kitaptı, zırvalıktı, oydu buydu. Yerleşene kadar çocuk alışıyor. Aynen. Sonra sen Kasım'da bir hafta tatil veriyorsun. O çocuk nasıl adapte olacak bir daha? Zaten anca alıştılar diyelim. Şimdi gene toplama uğraş işte. Aynen. Sınavlarını gidip bitirdiler. Eğitim öğretimin neresinden tutsan yıkılıyor yani. Yok ya, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Yazın mesela bizdeki o seminerler, Allah aşkına çay içmekten başka ne içe yoruyor ya. Para da vermesinler, gitmeyelim de abi. Hakikaten yani. Ne yapıyorsunuz o seminerlerde? Çaydan başka bir şey yok mu? İşte atom parçalıyoruz Şener, senin değişiyor. O kadar. Ya her şey eskide kalmıştı sene ya. Aynen. Rezalet. Kuru pasta yok mu? Sağ. Kuru pasta müdür bey ısmarlarsa oluyor. Eyvallah. Dedikodu var mı? Evet. Olmaz mı? Kazan her zaman kaynıyor canım, bu konuda sıkıntı yok. Şimdi Utku yayını kapatsın. Ben birkaç şey anlatacağım off the record olsun da. Sana bilirim, başı yapmasın. Sende de hikaye bitmiyor ha abi. Ne anlatacaksın acaba sen gene? Türkiye'nin jeopolitik konumunun getirdiği dezavantajlar ve o dezavantajları minimize etmemiz gerekenler değil mi? Tabii. Ondan sonra... O muhabbet sabaha kadar bitmez. Anadolu'da Türkler... Hayır, girme. Atma, o zehirli işte, onu atma. Kahverengi. Hayır, atma, hayır. Orada ya, dolar olmadığına bağlarız. atma, yapma. Yok, dolar 11'e koşuyor, biz onu konuşalım bence. Ne gerek var eskiye gitmeye? Bu koşacak abi, hep koşacak. Gene diyor... İndirim olacak yarın muhabbetine işte. Bakalım. Ya yarın benzin... indirim olacak mı? Acaba ters köşe yapıp acaba çıkartırlar mı? Hiç zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Ya da araya seçimi mi sıkıştırırlar? Zaten seçim muhabbetine bence yapıyor tamam bunları. Yani. Valla sadece hayırlısı olsun diyebiliyorum artık. Kim hayırlı onu bile göremeyeceğiz artık. O kadar kör etti adamlar. Hadi insanları bezdirdiler vallahi. İnsanlarda mutluluk namına hiçbir şey yok. Ya böyle sizde de şey oluyor mu? Mesela böyle tuhaf tuhaf işte Instagram'da ya da Twitter'da böyle eğlenceli bir video koyduklarında falan böyle ağlayasın falan geliyor ya sinirden. Ya böyle kaldım lan böyle günler falan diye.
Ben de öyle bir şey olmuyor. Sinirim bozuluyor falan yani bayağı. Yapma. Ben güzel videoları görünce biraz umutlanıyorum. Bir gülümsetiyor falan böyle. Vallahi ben umudumu çok 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 yitirdim ya. Abi sen hepten yani kesmişsin kökten. Öyle olmamalı bence. Bilmiyorum. Her zaman bir açık kapı bırakılmalı. Ben çekimserim vallahi kuruda. Ne mutluyum ne mutsuzum. Save bugün gene alsam bu diye mi? Trafikte sövdüm. Yani insanlar niye normal gitmiyor? Niye yolundan gitmiyor? Ha özellikle minibüsçüler. Bak o minibüsçüler var ya. Kesinlikle kaldırılmalı. Senin de bir arkadaş var Giresun'da magandalık yapıyor ondan şikayetçi. Balık mı? Ondan da, yok, ondan Mete'yi da nasıl maganda olur ya? Ondan da nasıl maganda olur ya? Abi çocuk burada çıldıran adam realde ne yapmaz? Burada çocuk boost yaptı, oynayamıyor diye klavyesini kırıyordu. Düşünüyor ya. Önüne biri kıracak. Bilmiyorum artık. Karadeniz bir de sıkıntılı. Kendini fazla kaptırıyormuş demek. Vallahi dikkat etsin. Yok abi burada her yaşıyor ya. Ya ne yaparsa yapsın yaşıyor. Yani yaşıyor derken yaşayarak yapıyor. Ölmedi yani. Vallahi o tarz muhabbetlere burada kız kardeşimin arkadaşının abisini kaybettik işte. Yol verme muhabbetini. Deme lan. Bunu verdiler çocuğa, bıçakladılar ama iltihaplanma olayı var ya yani bıçak yarasından değil iltihaplanma hastalığından dolayı önceden de hastanede yatmıştı. Gene mikrop kapmış ondan dolayı kaybettik çocuğu. Tamam, başını sağ ol. Şurada bir save alalım. Başını sağ olsun. Bir sene falan oluyor işte sağ olun. Nereden küfür etsem fark etmiyor ya. Yani bu oyunları oynayanları ne bileyim ben pek. Yani oyunu oyun olarak görmüyorlar da oyunu ne olarak görüyorlar onu bilmiyorum. Ya da alkol mu abi? Evet. Abi şunlar 3'erli 4'lerde böyleydin yahu. Böldüm işte oğlum. 12 taneyi gene koymuşsun. Lan ne fark eder? Yalnız gazın az geliyor. Gitmiş galiba. Abi depleted her taraf. Alttaki base'i de çök abi. Ha? Alttaki şey az önce zealotlar saldırdı ya oraya. Yo yeni yıktığın yeri diyorum be. Ha yok canım o kadar da gerek yok ya artık. Aa yapıcan abi. Her türlü. Vakit kaybı olarak görme yani. Bunları kim saplıyor ya? Arbiter diyorum ya onlar. Az önce hani iki tane gelmişti saldırttın ama ikisini de öldüremedim. Tamam da yani nasıl öldüreceğiz ki? Nasıl öldüreceğim? Havadan havaya. Ya skatları kullanabilirsin ama gazın gene sıkıntı zaten. Ya bunlarla iyi ama dediğim gibi üçlü dörtlü abi en kolayı. Kamikar mı? Ha tebu yapacaklar bak ha. Bunlar arı gibi ya. Kovanlarına dönüyorlar. Çok enteresan. Şey gibi işte uçak gemisi gibi bunlar. Değil mi? Ama arı gibi duruyorlar böyle kovanlarına dönüyorlar. Sokup kovanlarına dönüyorlar. Öf kızardı bir tanesi. İki tanesini kaybettim.
Scheduler'a manuel abi, unutma. Mekanik center olsun. Az önce Pindle koşusundan Talraşa'nın kafalığı, bir diğerinden de Talraşa'nın gövdeliği çıktı. Şaka gibi. İşin kötü tarafı, o hapsediyor ya Sarp. Hani durduruyor ya beni. Şey yapıyor. Adını sen söyle. Benim kontrol grubumu bozuyor. Evet. Anasının nikahı. Aha. Ha bu tasadar değil mi? Galiba. Tamam ya. Bundan sonra bir şey yok. Interceptor'lar düşüyordur. Arada bir kontrol et yani gruptan abi. Tamam ya. Evet. Aha. Şimdi atara kalktı şey. Conclave'in gerçek gücünü göreceksiniz. Bu hero'yu kurtaracağınızı biliyordum falan dedi. Judicator'a şey dedi. Akıllı ol diye Zeratul geldi. Aldarisa da kızamıyorum ya. O da kendi doğruları doğrultusunda hareket ediyordu. Herkes kafasına göre diyorsun yani. Yani kafasına göre değil yani, o da işte Protoss'ların nasıl söyleyeyim bir kodu olur ya hani, ırk kodu. Hani o koda göre hareket ediyor. Zeratul'e de bu şeyi hani Kala'dan kendini ayırdı ya. Bunlar biliyorsun saçlarıyla bir psikolojik bağ kuruyorlar. Saçını kesti diye şey diyor, sen nereden bileceksin ki bizim büyük dizaynımızı diyor. Sen bizimle iletişim halinde değilsin falan diyor. O da diyor, sen diyor hani bilgelik hakkında mı konuşuyorsun ya da tecrübe hakkında mı konuşuyorsun diyor. Sizden öğrenecek değiliz diyor yani. Özellikle şey kısaca. Aynen öyle. Ya doların olayının saçmalığı bak. Geçen ne zamandı? Bir ay olmadı daha. Gitar aldım söyleme sayıp bir tane yeni tane Electro Classic 3700'e şu an fiyatı 400. Bir ay geçmeden artan fiyata bak. Oh ne güzel bir Fleet of the Executor. Zaten böyle şey olarak geçmişiz. Fleet olarak geçmişiz. 48 dakika tamamlamışız. Direkt yeni bölüme mi geçecek? Bakalım arada şey var mı? Shadowhunters. Yok. Sinematik var mı? Yok. Tamam. Videoyu sonlandırayım. Bir sonraki bölüme geçmeyelim. Bu bölüm böyle bir saatlik bir bölüm olsun. Yeter. O yüzden böyle YouTube'a el sallıyorum. YouTube hoşça kal. Bir sonraki StarCraft'ta görüşürüz. İşte ben kaçıyorum. Birazdan Eda arar zaten. Onunla bir konuşma yapmam lazım. Kendinize iyi bakın. Bye Spice. 3-2-1 chat. Bitirsin mi briefingi? Bitirmesin mi? Bitirmesin ya. Sonra bakarız. Hayır. Bunu bir sonraki bölümün başında okuruz. Hadi. See ya. Chat.